Saygıdeğer izleyenler, Atatürk Mahallesi'ndeyiz. Buradan geçerken, bugüne kadar defalarca geçtik, dikkatimizi çekmemiş. Bugün dikkatimizi çekti, nedir diye merak ettik. Burada oturanlara sorduk, efendim bu gördüğünüz binanın içinde iki tane mezar var dediler. Herhalde bu araziyi satan insanlardan birileri burada kendi bahçesinde gömülmüş. Ancak şimdi kameraman kardeşim gelecek ve içerideki kapısı da açılmıyor ama mezarların durumunu göstereceğiz şimdi. Korumaya aldığımız yerde gerçi biz insan olarak insanın hayattayken canlısına pek saygı duymuyoruz da ölüsüne saygı duyar mıyız? Saygı duymadığımızda buranın bir koruma altına alınmasına rağmen yarım açılabilen kameramanım şimdi içeriden tarayı versin, görsün, yaklaşsın, yaklaş şöyle bakayım içeri doğru gir. Şeyleri şöyle bir göster üstlerini. Kapı bu kadar açılıyor saygıdeğer izleyenler. İçerisine artık toprak mı, atık, çakıl, inşaat malzemeleri mi belli değil. Allah rahmet eylesin. Ebediyete göçmüş iki şahsiyet yatıyor ama nasıl bir yerde yatıyor? Bunun hesabını bizler ve buraya iki kişiyi, iki mevtayı koruduğunu düşünerek üzerine türbe gibi bina yapan zat-ı muhteremler, dolayısıyla aslında bizim din ve devlet işlerini birbirinden ayrı tutan müftülüğümüz de bunlara göz kulak olması lazım. Bu yörenin imamları, idarecileri de bunları görmesi lazım. Madem ki burada iki ceset var, iki insan yatıyor, onlara hayattayken saygı duyduk, duymadık, duymuyoruz genellikle de. Şimdi ise hiç olmazsa saygı duyalım, gözle görünür hale gelsin, türbe gibi kapatılmasının bir anlamı yok. Halbuki Yüce Allah buyuruyor, ne isterseniz benden isteyin, türbelerden, mürbelerden bir şey istemeyin, ölümlü canlıdan bir şey istemeyin, ben ölümsüz yaratıcıyım, benden isteyin buyurduğu halde biz halen daha hayattayken saygı duymadığımız insanlarımızın mezarlarını da aslına uygun korumak, kollamak yerine bir şekilde kapatmışız ama komedi. Allah'a emanet olun.